Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Es-Sülahfât isimli parçayı tahlil etmeye çalışacağız. Resimde de görmüş olduğunuz üzere Es-Sülahfât kaplumbağa demek. Tarifun, öncelikle kaplumbağanın tanımıyla başlıyoruz. Evet, tarif. Minez-zevâhifi. Minez zevahifi, sürüngenlerdendir. Zevatil asafi, sadefli olan yani kabuklu olan sürüngenlerdendir. Taişu fil yabiseti, kurak kuru olan yerlerde yaşar. Kuru olan yerlerde yaşar. Taişu fiil cümlesi bakın. Minez zevahifi, zevatil asaf, sadefli olan, kabuklu olan sürüngenlerdendir. Taişu fil yabiseti, kuru yerlerde yaşar. Ve la yazharu minha harici astafiha siva ra'siha ve zeyliha ve arculiha. Şuraya kadar bir çevirmemiz lazım. Ve la yazharu minha, ondan zahir olmaz, belirmez, görünmez. Harici astafiha, kabuğunun dış tarafından. Siva ra'siha, başı hariç, ve zeyliha, kuyruğu hariç, ve erculiha, ayakları hariç. Ayakları, kuyruğu ve başı hariç, kabuğunun dışından bir hiçbir tarafı görünmez. Ve yumkinuha ihfa'u hadihi l-a'da, bu bahsettiğimiz görünen azaları gizlemesi mümkündür. Dâhile sadafeti, kabuğun iç tarafına gizlemesi mümkündür. عندما تستشعر الخطر, tehlike hissettiği zaman, tehlike hissettiğinde, şuranın tercümesi budur. Tehlike hissettiğinde kabuğun iç tarafına bu azaları gizlemesi mümkündür. Gizleyebilir. Artık mümkündür demiyoruz. Gizleyebilir diye tercüme ediyoruz arkadaşlar. Gizleyebilir. تبلغ أنواع السلاحف 40 نوعا. تبلغ أنواع السلاحف 40 نوعا. Yani 40 çeşit, 40 çeşide ulaşır diyor türleri. Kaplumbağanın türleri, burası fail oldu. Tebluğunun fail oldu. Tebluğu fiil zaten arkadaşlar, ulaşır. Kaplumbağa türleri 40 çeşide ulaşır. Yani 40 çeşit kaplumbağa vardır. Ve yekthuru vücudu selahifi fi Afrika ve Asya ve Avrupa ve Amerika'tayn şemaliyeti ve cenubiyye. Evet, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da kaplumbağaların büyük bir çoğunluğu bulunur. Yekthuru çok olur yani. Vücudu selahif, kaplumbağaların varlığı çok olur. Nerede? Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Kuzey ve Güney Amerika'da. Başka? Ve fi ba'di cuzuril muhitat, bazı okyanus adalarında ve bazı okyanus adalarında diye tercüme ediyoruz arkadaşlar. Kendi başınıza kaldığınızda da böyle tercüme edebilmeniz lazım. O yüzden ön hazırlıklı derse katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben çalıştım hocam, okumak istiyorum diyen olursa da söz istesin. Onlara da söz vereyim. Hocam iyi akşamlar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Pınar Hanım siz misiniz? Evet hocam benim. Yani müsaadenizle bir okuyabilir miyim? Deneyebilir miyim? Buyurun. Yardımınızla. Buyurun. El vasfu, özelliği. Hiye hayvanatun bedi etül harekati. O yavaş hareketli hayvanlardandır. Evet. Te'alunha sadefetun alel şekli kubbetin aliye. Kubbe şeklinde yüksek bir kabukla kaplanır üzeri. Güzel. Güzel. Te'aluha onun üst tarafı yani yükseltisi. Evet. Yükselir bu fiil olarak. Sadefetun, bu sadef kelimesi zaten kaplumbağanın o kabuğunun
maddesi için kullanılıyor sadef. Ala şekli Evet. kubbetin aliyetin, yüksek bir kubbe şeklinde diye tercüme edebiliriz. Evet, okumak isteyenlere söz vereceğim arkadaşlar. Evet, devam edelim. وتتكون صدف السلحفاة من سفائح تسمى الحراشفة. Evet. Pul diye isimlendirilen tabakalardan bir dakika hocam. Tabakalardan oluşur kabuğu. Kaplumbağanın kabuğu pul diye isimlendirilen tabakalardan oluşur. Çok güzel. Tetekevven oluşur. Sadefetu sulahfet, kaplumbağanın o kabuğu. Burası fail oldu. Yani tekanının, tekevveninin fail oldu. Min sefaiha, o pulcuklardan, işte pulcuklar diye isimlendirilen o yüzeye, tabakadan diyelim, tabakadan oluşur. Devam edelim. Ve hazihi haraşifu mulevvenetun. Bu pullar renklidir. Renklidir. Bi zilalin büniyetin safra'e ev sevda'e ve menkuşetun bi hududin ve halakatin müteşşaibe. Evet. Renklidir bu pullar. Bi zilalin kahverenginin tonlarında sarı veya siyah ve hocam üzeri farklı farklı halkalarla, nakışlarla çizilmiş renklerle, nakşedilmiş renklerle kaplıdır. Evet, renkli renklidir. Evet, evet hocam. Burada zilalin, bu niyetin kahverengi ton dedik. Zilal normalde gölge demektir. Yani koyu anlamında kullanabiliriz. Yani koyu kahverengi, sarımsı, siyahımsı ve nakışlı çizgilerden oluşan ve müteşaibe kelimesi de halakatin müteşaibetin, halkalar, dairesel halkalar. Müteşaibeye ne demiştiniz? Hocam farklı farklı. Tamam. Tamam. Farklı tonda, farklı renkli halkalardan oluşan renkli bir renkli kabukları vardır. Evet. وَتَتَرَاحْبَحُ أَحْجَامُ السَّلَاحِفِ بَيْنَ 10 سَنْتِمَتْرَ وَمِيَ 40 سَنْتِمَتْرَ. Değişen kaplumbağaların hacimleri 10 ve 140 santimetre arasında değişir. Çok güzel. Tetaravahu değişir. Farklılık arz eder. Kaplumbağaların hacimleri, büyüklükleri 10 santimden tutun 140 santime kadar, 140 neredeyse 1,5 metre büyüklüğünde arkadaşlar değişmektedir. Hacimleri değişmektedir. Evet. Ve yugaddi ra'seha ve zeyleha ve erculeha haraşifu sagiratun. Başını örter başını, kuyruğunu, ayaklarını küçük pullar kaplar, örter. Evet, küçük pullar başını, kuyruğunu ve ayaklarını örter. Ve erculehel halfiyyetü kasiretün, arka ayakları kısadır. Evet. Ve bediletün tuşbihu erculel fiili. Ve şişmandır. Fil ayaklarına benzer. Yani kalındır. Fil ayakları gibi evet, kalındır. Evet. Arka ayakları kısa ve fil ayaklarına benzer şekilde kalındır. Yani fil kadar demek istemiyor ama benzetiyor. Onun gibi kalındır. Evet. Emmel ercülül emamiyeti femusaddehatül şekli fakat ön ayakları yatsı şekildedir. Evet. Ve testehtimuha kemicrafetin lil fahri. Onları kazma gibi kuyu kazmak için, çukur kazmak için kullanır. Çok güzel. Micrafe kelimesini kürek olarak da kullanabiliriz. Kazma da. Yani bu ismi alettir. Toprağı kazmak için kullanılan aletler için kullanılır. Bazı sözlüklerde kürek veya kazma gibi karşımıza çıkabilir. Onu diyor, yani ön ayaklarını arkadaşlar, kazma gibi veya kürek gibi toprağı kazmak için kullanılır. Evet. Ve yumkinuha harfu hendekin,
onun bir kuyu kazması mümkündür. Taqati fihi leylataha. Geceleri içinde geçirmek için geçireceği bir kuyu kazması mümkündür. Güzel, doğrudur. Kuyu yerine böyle çukur desek belki daha çukur, güzel olur. Çukur, evet hocam. Eğer çukur kazması evet, mümkündür. Evet. Devam edelim. Hocam. Ve teşrebü sülehfatu kemiyatin kebiratun minel ma'i fil eyyamil hararati. Harre, sıcak günlerde... Evet. Evet. Harre. Harre, evet hocam. Evet. Harre. Sıcak günlerde çok miktarda su içer. Evet. Kaplumbağa. Fil eyyamil harre, sıcak günlerde. Ne diyor burada? Teşrebü içer. Kemiyatin kebiraten minel ma'i. Çok fazla büyük miktarda su içer. Evet. Bir dakika hocam. Ve tahfiru li nefsiha hufraten fil havli teqa'e hararatil cevve. Sıcak havalarda korunmak için kendine bir çukur evet kazar. Güzel. Bir çukur kazar kendisi için. Güzel. Ve tahfiru kazar li nefsiha, kendisi için hufraten bir çukur kazar. Fil vahli, balçıklarda. Yani bu kadar da zekidir yani balçıklarda. Niye? İttika'a hararatil cev, hava sıcaklığından korunmak için arkadaşlar. Güzel. Evet Pınar Hocam, teşekkür ediyorum. Başka okumak isteyen arkadaşlar varmış. Evet. Onlara da söz hakkı vereyim. Herhalde Esra okumak istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buyursunlar. Evet, Sultan okumak istiyordu. Evet, söz Sultan'ın. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Sesim hoş bulduk hocam. Hayat selahifi, kaplumbağaların hayatı. Evet. Teişu yaşıyor. Ekberu selahifil bedriyeti. En büyük çöl kaplumbağası ya da kara kaplumbağası yaşar ya da yaşıyor. Film Cüzirit Dabra Aldabra adalarında. Evet. Fil Muhitil Hindiyi Hint okyanusundaki Aldabra adalarında ve Fi Cüziril Celabecüz Galapagos adalarında. Fil Muhitil Hadi Pasifik okyanusundaki Galapagos adalarında. Evet. Toparlayayım hocam. En büyük çöl kaplumbağası Hint okyanusundaki Aldabra adalarında ve Pasifik okyanusundaki Galapagos adalarında yaşar. Çok güzel. Devam edelim. Yebluğu tulu hazihi zevahifi dahmeti ve bu devasa sürüngenlerin uzunluğu dahmeti devasa evet. Uzunluğu 1,5 metre dedim hocam Arapçasını söylemedim. Sıkıntı yok. Tamam. Ve tezinu ağırlığındadır. Tezinul vahidetu her biri ağırlığındadır. Minha 250 kecm her biri 250 kilogram ağırlığındadır. Evet yani şuradan geri aldığımızda ne oldu şimdi Sultan? Bir saniye. Yani ulaşabilir diyor. Yebluğu tulu hadihi zevahifi zevahifi dahme. Bu devasa sürüngenlerin uzunluğu ulaşabilir diyor. 1,5 metre uzunluğuna, ağırlığı da 250 kilogram ağırlığına ulaşabilir diyoruz. Evet, devam edelim. Ve tetemey yezu ayırt edilir. Es-sulehfetül ifriqiyetül beriyetü Afrika çöl kaplumbağası ayırt edilir. Bir sadefetihel mustahati yassı kabuğuyla ve el merineti esnek. Evet. Biraz kopuk oldu hocam. Tamam, toparlamaya çalış. Tamam. Diyor ki Afrika çöl kaplumbağası yassı ve esnek kabuğuyla ayırt edilir. Evet. Devam öyle mi hocam? Doğrudur. Ve indema yudahimüha ona geldiğinde hocam hataru tehlike. Tehlike evet. Ona geldiğinde bir tehlike geldiğinde ya da fe inneha tehrubu kaçar. Likey tehtir tefiye saklanmak için fit tecavüfi
oyuklara ve Evet. şuruhi ve şuruhil mevcudeti çatlaklara beyne suhuri kayaların arasındaki çatlaklara. Şöyle Çok güzel. hocam, ona bir tehlike geldiğinde kayaların arasındaki oyuklara ve çatlaklara saklanmak için kaçar. Evet, çok güzel. Devam edelim. Ve inde izin daha sonra ya da tam o anda diye Evet, o çevirdim. zaman. Evet. Tamam. Ve inde izin tenfuhu nefsiha kendisini şişirir. Evet. Dahile haza şerhi bu kayanın içinde. Evet. Feyes'ubu ihracuha onu çıkarmak zordur. Onu oradan çıkarmak zordur. Yani kendisini bir nevi koruma altına alıyor, şişiriyor. O girmiş olduğu deliklerde veya çatlaklıklarda. Şişirince tabii oradan herhangi bir onu avlamak isteyen herhangi bir hayvanın onu çıkarması zor olur. Dolayısıyla kendini korumuş olur. Devam edelim. Ve tetehazze beslenir. Esselahifu kaplumbağalar beslenir. Alan nebatati bitkilerle. Vel e'şabi otlarla. Esnaen nehari gün boyunca. Evet. Kaplumbağalar gün boyunca bitki ve otlarla beslenirler. Doğrudur. Ve ba'duha ye'kulu yer ye'kulul kainatil hayyetes sagirete küçük canlılar ya da organizmalar yer. Evet. Kaddefati kurbağalar gibi ve dudi solucan ya da kurtçuk gibi. Çok güzel. Çok güzel. Bunları Sonra yiyerek kurbağa. beslenir. Evet hocam. Evet. Şimdi sonra müsaade edersen biraz tamam. böyle okuduğum paragraf üzerinden az bir irab tahlili de yapalım. Onlar da arkadaşlar görsünler. Çok metin Tamam. okuma değil şu anki ilk hedefimiz. Düzenli bir şekilde dersleri devam ettirmek. İlk amacımız, hedefimiz bu. İnşallah başarılı oluruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken yapılar var. Çalışan arkadaşlar düzgün okuyorlar. Maşallah. Sultan'ı da tebrik ediyorum. Bunları da ikisi de çok güzel katkı sağladılar. Burada yakalamamız gereken edatlar var. Key var. Likey. Lamu key ile beraber key var. Key tehtefiye. Müzari fiili nasip etmiş. Bunu yakalayabilirsiniz. Yapıdaki değişiklikleri yakalayın yani görün. Fit tecavüf kelimesi. Tecavüf kelimesi eliflamla gelmiş. Bakın arkadaşlar. Et tecavüfi. Ve şuruhi el mevcudeti. Yani sıfat tamlamaları var. Beyne suhuri. Zarflar da tamlama şeklinde gelmiş. Tenfuhu nefseha. Tenfuhu hiye nefseha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar faili gizli zamir. Hiye arkadaşlar müennes olduğu için kelimemiz. Sülahbet. Nefse kelimesi de burada meful oldu. Nefseha. Ha'dan da anlayabiliriz müennes olduğunu kelimenin. Dâhile hâdeş şerhî bu çukurun içerisine. Feyes'ubu ihracuha fiil fail var burada arkadaşlar. Bunlar yakalanabilir. Tetegadda esselâhifu fiil fail. Evet. Kaplumbağalar beslenir. Alen nebatâti bitkilerle. Tetegazza alâ ile kullanılmış. Bu kullanıma dikkat edelim. تتغذى على النباتات والأعشاب عطف والأعشاب أثناء النهار ظرف arkadaşlar gündüz boyunca gündüz yani bitkilerle yapraklarla beslenir. Bazıları ise yani bazı kaplumbağalar ise yekulul kainatil hayyetes sagirate. Kainat kelimesine dikkat edin. Elif ve ta ile yapılan çoğullar cem müennes salimler yani kısacası mansuptur. Yekulunun mefulüdür. Ye'kulu el-kainati. Meful olduğu için mansuptur. Nasb alameti kesradır. Cem öne salimleri raf alameti damme. Nasb ve cer alameti kesraydı. Hatırlayın. El-hayyete. Kainatil hayyete. Sıfat anlaması. Bu da mansuptur. Fethayla. As-sagirete de bunun sıfatıdır. Bu da mansuptur arkadaşlar. Fethayla. Bunları yakalayabiliriz. Uyumlarda. Ked-dafadi'i. Ve dudi, bunlar da teşbih edatı olan kafla cer edilmişler. Evet.
Yani ben çalıştım hocam, ben de okumak istiyorum diyen olursa lütfen söylesin, yoksa ben devam edeceğim. Evet. Devratul hayat, hayat devreleri, hayat dönemleri. Tadau es-selahiful el-beyda, fiil, fail, meful. Arkadaşlar, kaplumbağa yumurtayı bırakır. Yumurtayı tadau bırakır, fiil, fail, meful. وَقَدْ يَصِلُ عَدَدُهُ اِلَى 50 بَيْضَةً. Evet, 50 tane yumurtaya ulaşabilir diyor sayısı. Bir tane kaplumbağanın bırakmış olduğu yumurta sayısı 50'ye ulaşabilir. خِلَالَ مَوْسِمٍ تَنَاسُلِيِّنْ وَاحِدٍ. Bir üreme döneminde, bir üreme döneminde bir tane kaplumbağa 50'ye ulaşan yumurta bırakabilir. Yumurtaları 50'ye ulaşır. Kad ile beraber ihtimal anlamı veriyoruz. Kad yasıyla ulaşabilir. Yani müzari fiilin başına geldiğinde ya az ya da ihtimal anlamı veriyor arkadaşlar. Mazi fiilin başına geldiğinde ya tahkik anlamı verir ya takrib anlamı verir. Yani muhakkak ki veya yani kesinlik ifade edebilir veya zamanın yakınlığını gösterir. Kad kavmeti salah gibi. Namaz yakın olduğu gibi. Ve yetimmu defnül beyd. Yumurtaların gömülmesi tamamlanır. Fi hufratin vahidetin, bir çukur içerisine. Li müddetin, bir müddette. Nasıl bir müddet? Teteravahu beyne thelâteti eşhurin ve 12 şehren. Evet. 3 ay ile 12 ay arasında değişen bir müddet, bir zaman diliminde yumurtaların hepsi çukurun içerisinde gizlenir. Gizlenmesi tamamlanır. وَبَعْدَهَا يَفْقِسُ الْبَيْضُ. Evet, sonra yumurta kuluçkalaşır, yani çatlamaya başlar. وَتَخْرُجُ السَّلَاحِفُ الصَّغِيرَةُ. Küçük kaplumbağalar çıkarlar. مِنَ الْحُفْرَةِ, o çukurdan. Yani yumurtaların gömülü olduğu çukurdan kaplumbağalar, küçük kaplumbağacıklar çıkmaya başlarlar. Belgesellerde falan özellikle arkadaşlar bazen haberlere de yansıyor. Sahillerde yumuşak kumların altında insanların fark edemediği yerlerde bazen oluyor. Yani bazen yanlışlıkla yumurtaların kırıldığı da olabiliyor. Çukurdan çıkıyorlar. وَتَبْلُغُ اَعْمَارُ بَعْضِ السَّلَاحِفِ. Bazı kaplumbağaların ömrü تَبْلُغُ مِئَةَ سَنَةٍ اَوْ اَكْتَرْ. 100 seneye veya daha fazla bir zaman yaşayabilir, yani ulaşabilir. Bir kaplumbağanın ömrü 100 sene olabilir. Evet arkadaşlar, metnin tahlilini tamamlamış olduk. Çok uzun bir metin değildi. Şimdi kaydımızı durduruyoruz.